Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 2023 yılı videoma hoş geldiniz. 2023 yılı sizler için bakalım nasıl geçecek. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'le başlayalım hemen. Jüpiter Koç burcunda seyrediyor, Koç burcunda hareket ediyor ve Koç burcunda olması sizler için de büyük bir şans kaynağı. Çünkü güzel bir olumlu destek alıyorsunuz Koç'tan, Yay'a doğru ve bu anlamda e, ateş elementinden bir burç olduğu için Koç'ta sizler gibi spontane cesaret, girişimcilik, iyi niyet, o çocuksu ruh, o çocuksu motivasyon içinizde hissederek gireceksiniz yeni yıla. Beşinci evinizde gerçekleşecek. Yani aşk mı o gelen, sevgi mi o gelen diyen Burç bu sene sizler olacaksınız sevgili koçlar. Şimdi beşinci evinizde Jüpiter'in devam etmesi 16 Mayıs'a kadar sürerken 16 Mayıs itibariyle artık Boğa Burcu'na geçiş yapıyor Jüpiter ve bu alanda da sizlere sağlık konusunda, günlük rutinleriniz konusunda bir takım fırsatlar ve şanslar getirecek. Bir takım güzellikleri özellikle ofis arkadaşlarınızda, iş yerinde, kira ve kiracılarla ilgili bir takım gelişmelerle yaşayacaksınız. Belki yer değiştireceksiniz, taşınma durumunuz olacak. İş yerinde bazı anlaşmazlıkları çözeceksiniz. Ve en önemlisi sağlıkla ilgili beklediğiniz güzel haberler özellikle Mayıs ayından itibaren çevrenizde varsa sağlık problemi yaşayanlar Mayıs ayı itibariyle bunun ferahladığını, rahatladığını göreceksiniz. Jüpiter'in Boğa Burcu'na girmesiyle birlikte. Şimdi bu yıl evet özellikle ilişkilerde Mars'ın tam karşı taneniz İkizler Burcu'nda olmasıyla birlikte yıla hala partnerle sorunlarla giriyor olabilirsiniz. Eski sorunların üstünü kapatsanız da aslında orada var olduğunu hissediyor olabilirsiniz ama hiç merak etmeyin. Bu yıl birçok konuda değişim dönüşüm senesi olacak. Satürn ve Plüton iki önemli gezegen Mart ayında yer değiştirecekler. 7 Mart'ta Satürn artık Balık burcuna geçiş yapacak ve Plüton da 23 Mart'ta artık Kova burcuna geçiş yapacak ve 20 yıllık bir sene 20 yıllık bir süreçte Kova burcunda hareket edecek. Satürn ise 2,5 sene boyunca Balık burcunda olacak. Balık burcu sizler gibi değişken bir gruptan olduğundan ve sizin 4. ev konularınızı temsil ettiğinden ev, aile konularında bazı sıkıntılar, bazı yanlış anlaşılmalar, bazı sorunlar, engeller, testler ve sınavların yaşanacağı yer aslında ailevi konular olacak. Aileden birazcık uzaklaşmak, kendi önünüze bakmak, kendi işinize, kariyer ınıza odaklanmak bu yılın mottosu bu yıl Partner konusunu ve iş konularını çözün. Aileyle çok didişmeyin. Sizi anlamak isteyen anlasın. Anlamayanlarla peki o zaman deyip eyvallah diyebilin. İnsanlarla aranızda bu anlamda mesafe koyabilin. Tabii ki de sizi büyüten, sizin sorumluluğunuzu almış, size destek veren insanlar hariç olarak. Özellikle ebeveynleriniz, anneniz, babanız, çok önem verdiğiniz o çekirdek ailenizin haricinde, aile içerisinde bir takım yanlış anlaşılmalar varsa ve bu, bu sürekli devam ediyorsa buna artık bir sınır çizmenin bir sınır koymanın karşılıklı anlaşmanın karşılıklı detayları bölüşmenin zamanının geldiğini söylüyor Satürn. Bu anlamda taşınmak için doğru bir zamanda değilseniz ev değiştirmek gibi durumlar, yer değiştirmek veya ev almak gibi durumlar için de gene doğru bir zamanda doğru bir senede olmayacağınızın altını çizmek istiyorum. Bu sene Plüton 3. evinizde iletişim hanenize, kısa seyahatler ve ticaret hanenize giriş yapıyor. Demek ki kısa seyahatlerde özellikle iletişimsel konularda yeniliklere açık olacağınız, kendinizi eğitimsel anlamda gerçekten geliştirebileceğiniz, bu hayata, bu pencereye farklı bir alandan bakacağınız bir tutumda olacaksınız. Çünkü Plüton en büyük değiş, değiştiren, en büyük dönüşüm gezegeni. Bir de, biraz krizlerle, biraz manipüle ederek, biraz yakın çevremizi gerçekten ayrıştırarak, elemeler yaparak bunu belki gerçekleştirecek. Ama sonunda kazanan taraf sizler olacaksınız sevgili yaylar. İletişimde ne kadar farklılaştığınızı, ne kadar e, farklı yöntemlerde olduğunu göreceksiniz. Tatlı diliniz devrede olacak. Tatlı dilinizle hani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır misali pek çok isteğinize kavuşabileceksiniz. Kardeşliklerde, yakın çevre ilişkilerde, özellikle yeni sorumluluklar alma, aileye yeni birilerinin katılması da bu yıl olası haberler arasında olacaktır. Şimdi tutulmalara baktığımda tutulmalar evet boğa ve akrep hattında devam ediyor gene ama artık işin içine bir de koç ve teraziler giriyor ve bu da demek oluyor ki sizler biraz sağlık hanesinden, sağlık krizlerinden, işte kaygıdan, endişeden, uykusuzluktan, depresyondan çıkıp bu sene biraz daha sosyalleşmek, aynı tıpkı ikizler burcuna söylediğim gibi sosyalleşmek fakat sizin için yakın arkadaşlıklar, teke tek arkadaşlıklar önemli. Grupsal faaliyetleri ikizler için önerdim. Yaylar için özellikle birebir dostluklar, birebir sıkı fıkı arkadaşlıklar önem kazanacak. Çünkü 5-11 aksında olacak tutulmalar. Sizler aslında çok kalabalıkları seven, gruplar içerisinde olmayı seven bir insan olabilirsiniz. Ama bu sene diyor ki teke tek arkadaşlıklar kur. Herkese sırrını verme. Herkesle her şeyi paylaşma. E, spor Fontene bir ruh ruh halindesin. Herkese için dışın bir içine istediği anda anlatıyorsun, bir anda söylüyorsun. Bazen bu patavatsızlık olarak anlanıyor. Halbuki iyi niyetle bunu yapıyorsun ama yanlış anlaşılmalara maruz kalıyorsun. Madem öyle, seni çok iyi anlayan çocukluk arkadaşın olabilir, eskilerden bir dost olabilir veya hayatına gerçekten yepyeni girecek bir insan olabilir ve hayatına çok da kalıcı olabilir. Böyle bir dostluk, böyle bir arkadaşlık kurma zamanı 2023 senin için sevgili yaylar. Bekar olan yaylar için yeni flört ve aşklar devrede olacak ne zaman? Mayıs'a kadar değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü Jüpiter bu alanda ve bu alanı destekliyor. Şimdi bu senenin rengi bal rengi, bronz, turuncu ve sarı demişim. Böyle de bir not almışım sizler için. Aşk, iş, para ve sağlık olarak 3 bölümde inceledik bu seneyi. Ve aşk için baktığımda evet Mayıs'a kadar desteklenen bir süreçtesin. Jüpiter aşk ve flörtler hanende geziyor. Bunun dışında Flört etmek, gezmek, tozmak, insanlarla bir arada olmak, yeni hobiler keşfetmek, senin için çok faydalı olacak ve bu alanlarda tanışacağın kişilerle güzel böyle sıcak flörtler temaslar hoş sürprizler seni mutlu edecek mesajlar alacaksın. İş ve para durumuna baktığımda iletişimini kuvvetli tutman çok çok önemli sevgili Yay. Dinlemeden konuşmamak çok önemli. Karşı tarafı dinlemek önemli. İş ve para konusunda özellikle. 7 Mart'ta bir dolunay var. 15 Eylül'de ise bir yeni ay var. Senin iş hanene, kariyer hanene denk düşüyor. Demek ki bu alanda 7 Mart'ta alacağın bir karar ve gene 15 Eylül civarında yapacağın bir başlangıç önemli olacaktır. Satürn 4. evde olmasıyla birlikte iş alanına daha çok yoğunlaşmak, daha çok motive olmak ve iş konularında bir adım daha öne çıkmak bu sene çok önemli gerçekten. Sağlık hanene baktığımda 5 Mayıs ve 28 Ekim'deki tutulmalar sağlık hattında olacağından bu alanda kontrolleri elden bırakmamalısın. Temkinli olmak, bağışıklığını düzenlemek iyi gelecektir. Aşkla ilgili gene aldığım bir takım notlar var. Aşk ve ilişkilerle ilgili. 4 Haziran'da ve 18 Haziran'da ilişkiler sınavdan geçebilir demişim. Çünkü 4 Haziran ve 18 Haziran gene dikkat çekiyor. Kasım Aralık ayları yani sene sonu dikkat çekiyor. Zaten bu sene Venüs retrosu devrede olacağından 22 Temmuz 5 Eylül arası da gene ilişkiler açısından zor. Diyeceksin ki bize ne kaldı? Mayıs'a kadar lütfen değerlendir sevgili yaylar. Her şey gönlünce olsun. Bu sene hiç merak etme problematik bir sene değil. Gayet keşiflerin olacak. Güzel arkadaş Karşılıkların, dostlukların olacak. Aşk ve flörtlerde yeni kapılar açılacak. Partnerinle sorunlarını çözeceksin. Gerçekten e, bazı konularda iletişimin ne kadar önemli olduğunun altını çizeceksin bu sene. Yeni ticari faaliyetler edineceksin. Ve yabancı diller konusunda, yeni kurslar, yeni hobiler konusunda da hevesleneceksin. Çok güzel bir sene olsun. 2023 yılı boyunca hep yüzün gülsün.